daha vakit var. Yanımda hissettiğim koku daha biraz burada, daha biraz yakınımda. Kapama gözlerini, daha vakit var. Yanımda hissettiğim koku daha biraz burada, daha biraz yakınımda. Her yerde öyle. Merhaba. Merhaba. Ece, İlker. Memnun oldum. Merhaba. Senin adım Ece. Nasılsınız? Sağ olun. Bumerang. Nereden geliyor Bumerang ismi? İsim nasıl? Böyle aktif, dinamik, böyle gençliği temsil eden bir isim olması gerekiyordu. Biliyorsunuz isim bulmak çok zor bir şeydir hakikaten zaten bir gruba. Biz de böyle bir gün böyle kelime oyunları falan karşılıklı İlker'le saatlerce sabahlara kadar Bumerang'ın doğru bir isim olduğuna karar verdik. Kaç doğumlusunuz? 77. Ay küçücük. 75. 75. Sen de küçüksün. Daha genç yaşta. Peki bu albüm nasıl oldu? Şöyle biz İlker'le bir müzik mağazasında çalışıyorduk. Her ikimiz de üniversitede de okuyorduk ama part time böyle işte bir takım işler arıyorduk yapabilmek için. Bir müzik mağazasında çalışırken İlker'in evvelden bir albümü daha vardı. Mehter'in remixini yapmıştık. Cettin neden? Tabii bir de bas bas bağırıyordu bütün radyolarda. Evet, evet. Çok beğenilmişti. Evet. Onu İlker yapmıştı işte o sırada da biz bir müzik... Oğlum gereği kendim de müzikle ilgileniyordum ama bir türlü böyle işte hani bir grup olabilmek için destek gerekiyorsun işte. İlker sağ olsun o desteği oldu. Ben de ona oldum. Böyle karşılıklı bir destek şeklinde biz grup oluşturduk. Bu arada ilk çıkış parçanız mutlaka biriniz açılıyor. Ben de açılış yapmıştım bir gün. Sensiz Yıllarda. Evet. Eski bir parça. Albümün hep eski parçalar var, yeniler. 9 tane şarkı bize ait. Size ait yeni. Sensiz Yıllarda. Peki niye 9 tane şarkısı ait yani eski bir parçayla çıkış yaptın? Ya şimdi tarz olarak bizim dinlediğiniz gibi işte tamamen böyle dans müziği olduğu için yani insanlara bir şekilde daha yakın olabilmek gerekiyordu. Yakın olmak da değil aslında. Sensiz Yıllarda çok evvelden kafamızda vardı. Yani biz onu daha evvelden de üstünde çalışıp bir şeyler yapmıştık ama hani bu albüme uyar mı gibi bir tasa oldu tabii. Ya ona uyarlamak da amacımız. Evet yani doğru işte yapabilir miyiz hani tam dozajını ayarlamak gerekiyor çünkü onun. Baktık oldu Ömer Karacan da sağ olsun böyle inanılmaz beğendi. Ama bu mutlaka albüme girmeli yaptı ve çıkış parçası da oldu yani. Güzel olmuş. Evet. Peki sohbetimiz devam edecek. Bu arada dikkat etmişsiniz kıyafet değişti. Ben işte bugün defile yapacağım sevgili seyircilerim. Az sonra Gaye Aksu da bizlerle beraber olacak. Ama şimdi Bumerang'ı tanımaya devam ediyoruz. Şimdi klibimiz geliyor. Hemen arkasından. Yıllarda unutmadım seni.
öpmüştüm seni. Taştı gözyaşım, karıştı yağmura. Bensizdim yıllarca, sen neyi aradın? Sevgiyi buldun mu yabancı kollarda, mutlu oldun mu? Saklambaç vardı Show TV'de bir dönem, Nusel'i de sunuyordu. Onunla o yarışmayla tanışacağım bir çifti canlandırıyorsunuz. Evet. Ondan sonra bir anda işte tekrar izliyorsunuz, onu aklınıza geliyor. Sonra Çiçek'le gidiyorsun. Evet. Değil mi? Ve sonuç itibariyle çok, çok hızlı veriyorum, o yüzden de gülmek üzerinden geçiyorum orada. O, onu direkt yayınlamışlar ya. Peki, bu arada sen fotojenik değilsin. Bu konuya değinelim. Daha güzel hakikaten, yani klipte gördüğünüzden daha güzel. Belki ekranda bakayım, ekranda nasılsın? Ekranda güzelsin. Güzel güzel, gayet hoş. Siz ne diyorsunuz erkek olarak? Güzel çekememişler. Yönetmene birazcık şey mi atmak oluyor bu? Vallahi mi? Belki ışıklar falan. Biz deşmeyelim bu konuyu. Peki giyim tarzınız falan çok böyle rahat. Ne bileyim işte, normalde kumaşlar çıkar, abiye giyinirler, evet. Pop müzik bile söylese. Sizde o yok, gayet rahatsınız. Evet, rahat. Sonuçta insanlar doğru. Yaşlarını temsil etmeli aslında. Yani değil mi? 21-22 yaşındaysak, yani evet. 22-23'ünde, o yaşı temsil eden bir kıyafetle çıkmak doğrusu. Ondan dolayı. Onun müziğini yaptığımız için doğal olarak onu temsil ediyoruz. Peki, bu merengin parçası sürekli radyolarda çalınıyor mu? Böyle ne bileyim işte, gerçi çok da zor artık ama haberlik olmadı Murat Kekilli'nin dışında, bu akşam ölürümün dışında. Ne bileyim işte, çok böyle sansasyon yaratmadı değil mi? Şu an ya, nasıl gidiyordu bunlar? Biz şu an bayağı memnunuz aslında, çünkü böyle yolda falan insanlar bizi çevirip işte nihayet işte gençlere hitap eden bir albüm tam konseptiyle aman bir yaz albümü çıktı. Çünkü biz hiç beklemiyorduk ki geçen gün Kadıköy'ün orta yerinde bir çocuk bizi yolda çevirdi. Ya da işte radyolarla muazzam iyiyiz. Yani olabildiğince 4 tane şarkı birden falan çalıyor radyoda ki bu büyük bir şeydir bir albüm. Yollarda yani çeviriyorlar yani. Diyorlar, aa siz bumerangsınız. Aa çok ne başarılısınız. Güzel. Yani çok peki ne oluyoruz hissediyorsunuz böyle? Bir anda şöhret olmak, bir anda insanlar tanıyor sizi. Yani çok mutlu oluyoruz zaten. Şımardınız mı? Hani yok. Yok. Yok hayır. Daha, yani daha şımarmadık. daha yok. Daha yakında bilemem. Peki yaşayış tarzınız nasıl? Neler yapıyorsunuz? Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum zaten kompozisyon bölümü, bestecilik. Onun dışında İlker de İstanbul Üniversitesi. O yani İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatındayım. Çok alakalı. İşte daha doğrusu işte müzikle sürekli ilgileniyorum. Jingle'lar yapıyorum. Televizyonda jingle'lar. Müziği hangi jingle'ı sen yaptın? Yani en son mesela Kanal A'nın televizyon jingle'larını yaptık. Yani daha doğrusu beraber yapıyoruz yani. Yani onları sonra işte radyo jingle'ları Almanya'da yapıyordum. Ondan sonra işte zaten benim daha çok... Sen çok yeteneklisin ama harbi bak vallahi remixler falan. O Mehter'i hatırlıyorum ben çünkü çok başarılıydı. Evet, o çok iyi patladı. Evet. Çok iyi patladı her yerde çünkü. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bak ki.
ne bileyim, bir anda söyleyeyim dedim. Bu arada fakslar gelmeye devam etsin. 280-80-23 okulacak valla, eninde sonunda okulacak. Şimdi bir klibimiz geliyor. Hemen arkasından buradayız. Bu arada Perşembe programımızın yıl dönümü Gülben Ergen bizlerle beraber olacak. Bunu hatırlatalım dedik. Marifetlerini göstermeye devam ediyor. Bugün çirkinleştin dedim zaman. Seni çok seviyorum Deniz'cim. Efendim şimdi, siz ilk dans neydi? Albüm, bu albüm çok büyük bir özelliği var. Nedir bu özellik? Dünya soundu, batı soundu dediğimiz soundla Türkçe vokalinde, yani Türkçe vokalle birlikte böyle bir albüm çıkarılacak. İlk kez yapılıyor, evet. Değil mi? Hı-hı. Hep böyle remixler falan mı var albümde? Remixler albümde. Okudum hep, remix falan vardı. Bir tane remix var. Bir tane remix var. Bu kadar okudum, bir tane miydi? Bir tane remix var, diğerleri hep böyle dans aktif. Hiç slow parçanız yok mu? Var. Bir tane var. Ama gene böyle dans müziğinin türleri diyelim, tarzı var. R&B diye bir şey ritim var. Daha böyle soul, R&B tarzı var. Siz neler dinliyorsunuz normalde? Normalde daha çok yabancı, yani ben daha çok yabancı dinliyorum. Daha çok kulüp müziği desek daha doğru olur. Sen Türkçe dinliyor musun? Yok, çok fazla değil. İbrahim Tatlıses falan? Yok, hayır. Peki. Şimdi ne yapalım o zaman? Bir tane parça okuyalım sizin albümden. Tamam. Bu merakı tanımaya devam ediyoruz. Bakalım şimdi okuyacaklar. Buyurunuz. Sen değil misin?
Çok güzelmiş bu parçalar. Size başarılar diliyorum. Çok çok, çok başarılar diliyorum. Geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgilerimi sunuyorum. Sizler son olarak neler söylemek istersiniz sizi sevenlere? Bütün Türkiye kesinlikle bumerangla coşacak. Coşmalı, dans et beni. Konserleriniz falan başlayacak mı? Başladı. Yani bir iki yerde oldu zaten. İşte üniversite konserleri, Ankara'da bir konser verdik. Yavaş yavaş başlıyor. Biz de programları hazırlıyoruz. Bayağı yoğun çalışıyoruz zaten. Peki başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Az sonra Gaye Aksu bizlerle. Hiçbir ayrılmayın ama şimdi klibimiz geliyor. Hemen arkasından buradayız.